İpucu Kriminal'den iyi geceler. Bu gece İpucu Kriminal, Artvin ve köylerinin üstünde o güne kadar hiç bilmedikleri bir korku rüzgarını estiren Baltacı dosyasını aralıyor. Suç nedir bilmeyen Artvinliler için kabus bir Ekim gecesi başladı. Ve tam 3 yıl boyunca devam etti. Kurbanlar sadece yaşlılardı. Şimdi Artvin'e gidiyoruz. Seyitler Köyü'ne. Yaşlı Hüseyin ve Asiye Sönmez çifti 15 yaşındaki küçük kızlarıyla sakin bir hayat sürüyordu. Onlar için o günün de diğerlerinden farkı yoktu. Saat 23'e doğru Hüseyin Sönmez kızına uyumak istediğini söyledi. Hüseyin Sönmez'in uykusu gelmişti. Yatmak için kalkacağı sırada karısının çığlığıyla irkildi. Evin çatısı tutuşmuştu. Soluğu dışarıda aldı. El birliğiyle yangını söndürdüler. Baba kız içeri girerken kadın közleri dağıtmak için geride kaldı. Bu sırada karısının çığlık çığlığa eve koştuğunu gördü. Ne olduğunu anlayamayan Hüseyin Sönmez kapıya döndüğünde katil çoktan eşiğe varmıştı. O gece yaşlı çiftin hayattaki son günleri oldu. Sonuçta hem çok yakınları annesi ve babası öldürülüyor. Bunun yanı sıra da kendisi tecavüze uğradığı için de herhangi bir açıklama yapmıyordu. Kızın eşkal vermemesinin sebebi de 3-4 kişiden korkmuş olabileceğinden dolayı eşkal vermediği düşünüyordu. Kısa zamanda cinayet tüm Artvin'de duyuldu. Sönmez ailesinin bilinen bir düşmanının olmaması, o güne kadar hiçbir kavgaya karışmamaları halkın korkusunu daha da arttırıyordu. Sadece Artvin'in Seyitler Köyü'nde oturanlar değil, tüm bölge katilin kim olduğunu merak ediyordu. Olay duyulduğunda hiçbir ipucu yoktu. Emniyet güçlerinin yaptığı incelemelerde de ipucu bulunamamıştı. Ve herkes kendisine o soru soruyordu. Acaba bu olayı kim işledi veya kimler yaptı? Fakat olayın boyutları gösteriyordu ki bu olayı tek bir kişi yapmış olamazdı. Tüm bu sorular yanıt beklerken katil geride küçük kızın tanıklığından başka bir ipucu bırakmamıştı. Güvenlik güçlerinin elindeki tek bilgi, adli tabip raporunun da teyit ettiği gibi kızın tecavüze uğradığıydı. Cinayetin üzerinden tam bir ay geçmişti ve elde hiçbir ipucu yoktu. Halk olayın aydınlanacağı umudunu iyice yitiriyordu. Ki emniyete bir ihbar ulaştı. İhbara göre katil Kazım adında bir seyyar satıcıydı. Yine ihbara göre yanında iki kişi daha vardı. Üstelik ihbarı yapanlar cinayet günü Kazım'la birlikte olduklarını söyleyen Erdal ve Engin'di. Üçü de aynı gün gözaltına alındı. Elde delil olmadığı için polisin yapabileceği tek şey katili gören ve tek tanık olan kızla üç zanlıyı yüzleştirmekti. İlk yüzleştirme karakolda yapıldı. Ama sonuç alınamadı. Kıza göre üçü de o akşam evlerine gelen adam değildi. Kızın bu ifadesine rağmen üç sanık da tutuklanarak mahkemeye sevk edildi. İkinci yüzleştirme 3 ay sonra mahkeme salonunda yapıldı. Hayır, bunlar değil. Genç kız ifadesini gene değiştirmedi. Ona göre hiçbiri anne ve babasını öldüren adam değildi.
mahkeme heyetinin artık yapacağı bir şey yoktu. Üç sanık delil yetersizliğine beraat etti. Üstelik kısa bir süre sonra ihbar nedeninin husumet olduğu ve Kazım adlı kişinin suçsuz olduğu ortaya çıktı. Bu dehşet cinayetin tek zanlısının suçsuz olduğu anlaşılınca Artvinliler eski sakin günlere geri döndü. Ne yazık ki bu sessizlik yalnızca bir yıl sürecekti. Sönmez ailesinin öldürülmesinden tam bir yıl sonra yine bir Ekim gecesi kabus geri döndü. Soğanlı köyünde yaşayan Ziver Dirici ve gelini öldürüldü. Kurbanlar bu kez de başlarına aldıkları ağır darbe neticesinde öldü. Saldırı aleti ise bu kez bir keser. Bu olayda da tecavüz söz konusuydu ve kurbanlar da tıpkı Seyitler köyündekiler gibi kendi halinde yaşayan yaşlılardı. Artvin halkının yaşadığı artık korkudan çok şaşkınlık, hatta panikti. Herkesin birbirini tanıdığı, kapıların kapatılmadığı bu yerde böylesi cinayetleri kim işleyebilirdi? Ciddi anlamda Artvin'de çok daha büyük bir endişe yaşandı. Çünkü yine uzakta, şehirden çok uzakta olan köyde, köyün toplu alanlarında bulunmayan bir yerde, sessiz sakin bir yerde bir cinayet daha işlenmişti. Ve yine görgü tanığı yok, yine iz yoktu. İki köy birbirine birkaç kilometre uzaklıkta olmasına rağmen uzmanların aklına bir yıl önce işlenen cinayetle bağ kurmak gelmiyordu. Ama halk çoktan bağlantıyı kurmuştu. Katilin aynı kişi olduğunu sezmiş ve ona bir isim bile takmıştı. Baltacı. Artvinlilerin Baltacı adını verdiği katil, ikinci cinayetten 3 ay sonra tekrar harekete geçti. Bu kez Şavşat'ın Köprükaya köyünde oturan 60 yaşındaki Ahmet ve ağabey Hayat Bakır, tıpkı önceki cinayetlerdeki gibi öldürüldü. Kurbanlar yine yaşlıydı. İlk iki cinayetten farklı olarak bu kez katil evin altını üstüne getirmişti. Belki de olaya hırsızlık görüntüsü vermek istemişti. Genelde yaşlı insanlar tercih ediliyor. Bunun sebebi de katilin ya geçmişindeki yaşadığı bir takım acı hatıralar, katilin zihninde kalan bir takım acı tecrübeler ya da bir sebepte bunların çok güçsüz olması, çok rahat öldürebileceği, onların üzerinde çok rahat hakim olabileceği bir şekil. Ciddi anlamda dehşet dolu günlerdi o günler. Öldürülen insanların tümü hunharca öldürülüyor. Kimi baltayla bir takım yerleri kesiliyor. Belki cinsel organları kesiliyor. Ve tecavüz ediliyor. Öldürüldükten sonra tecavüz ediliyor insanlara. Salkımlı köyünde yalnız yaşayan 62 yaşındaki Hediye Sancak ahıra gitmek üzere evden çıktı. Karanlıktan ürktü. Elindeki tahranın sapını biraz daha kuvvetli tuttu. Ahıra girmek üzereyken karanlığın içinde beliren adamı fark etti. Tahrayı kaldırdı ama adam ondan daha genç ve çevikti. Katil, yaşlı kadının elinden aldığı tahrayla kafasına vurdu. Kadını bıraktığında öldüğünü sanıyordu. Oysa yaşlı kadın kafasındaki ağır yaraya rağmen kurtuldu. Ama durumu ifade veremeyecek kadar ağırdı ve komadaydı. Komadan çıktığında ise hiçbir şey hatırlamıyordu. Artvin halkı tam bir dehşet içindeydi. Eli baltalı bir katil yalnızca yaşlıları kurban seçerek cinayet işliyordu. Deyim yerinde ise bölgenin bütün yaşlıları eve kapanmıştı. Üstelik hepsi korkmakta gerçekten çok haklıydı.
sancak olayından tam 4 ay sonra Arda Nuç'un Gümüşhane köyünden 60 yaşındaki Osman ve Kevser Paksoy öldürüldü. Bu olaydaki tek fark katilin yaşlı çiftin evlerini yakması oldu. Cesetler neredeyse kimlik tespiti yapılamayacak kadar yanmıştı. Katil geride ipucu bırakmamaya kararlıydı. Artvin'e hüzün ve ölüm havası çökmüştü. Yaşlılar sıranın kendilerine gelmesinden korkuyordu. Sıra 4 ay sonra 70 yaşlarındaki Ahmet ve Ayşe Seyran çiftine geldi. Yine görgü tanığı, suç aleti, parmak izi ve katilden geride eser yoktu. Seyran çiftinden 5 ay sonra yine Artvin'in uzağında ve bulunduğu köyün de biraz daha dış kısmında bulunan Hacer Kars öldürülüyor. Jandarma Üsteğmen Başkanlığındaki ekip Hacer Kars'ın evine ulaştığında yine cinayet silahı ortada yoktu. Ancak bu kez güvenlik güçleri şanslıydı. İlk kez katil arkasında bir ipucu bırakmıştı. Hacer Kars'ın tırnakları arasında ve vajinasında doku artıkları. Katilin bulunmasında bunlar bir umut ışığı olabilirdi. Cinayet olaylarında katilden geriye gözle görülmeyecek kadar küçük ipuçları kalabiliyor. Özellikle bu tip davalarda adli bilim uzmanları kurbanın tırnakları arasından aldığı doku örneklerini elektromikroskop altında inceleyerek DNA analizi yapabileceği küçük bir numune arıyor. Kurbanın tırnak arasında bulunan doku artığının DNA incelemesini Adli Tıp Kurumu Biyoloji Laboratuvarı uzmanı Doktor Keramettin Kurt yaptı. Hacer Kars'ın elbisesinden alınan kan örnekleriyle tırnak arasındaki doku artığının DNA karşılaştırması yapıldı. Sonuç olumsuzdu. Doku artığı katile değil, Hacer'in kendisine aitti. Ayrıca kurbandan alınan kıl örnekleri de ipucu olamadı. Bunlar da katile değil, kurbana aitti. Katil geride iz bırakmamayı yine başarmıştı. Merkeze birkaç kilometre uzaklıktaki Salkımlı köyünde oturan 58 yaşındaki Saniye Çiçek, torunu Mesut'u beklemekten vazgeçti. Düğünden geç geleceğe benziyordu. Uykusu gelmişti, kalktı. Bu sırada evin çatısında sesler duydu. Korktu. Eline balta alarak açık duran pencereye yöneldi. Dışarıya göz gezdirdi. Pencereyi kapatmak için elini uzattı. Cinayeti işleyen kişi kesinlikle bu bölgeyi çok iyi bilen bir kişi. Çünkü Artvin çok küçük bir bölge. Özellikle cinayetlerin işlendiği alan dar bir alan. Yani yaklaşık 50 kilometrelik bir alan. Cinayetlerin tamamı bu bölgede işleniyor. Belli ki bu cinayetleri işleyen insan bu bölgede çok iyi tanınıyor ve bölgeyi çok iyi biliyor. Bu açıdan işlediği cinayetlerden sonra çok çabuk kaybolabiliyor. Çok çabuk insanların arasına karışabiliyor. Ve o işlediği cinayetlerden sonra da iz bırakmamayı çok iyi başarabiliyor. Katilin son kurbanı Saniye Çiçek'ti. Yaşlı kadının boğazını başındaki tülbentle sıkmış, nefes alması duruncaya kadar beklemiş, sonra da tecavüz etmişti. Evi terk ettiğinde kurbanının bir kez daha öldüğünü sanıyordu. Ama o gece Saniye Çiçek ölmedi.
Son bir gayretle komşularını yardıma çağırdı. Ardından da bayıldı. Cumhuriyet Savcısı Başkanlığındaki jandarma ekibi olay yerine ulaştığında ilk bulduğu ipucu evin çatı kiremitlerinin üzerindeki çamurlu ayak izleriydi. Ekip bu izlerin fotoğraflarını çekti. Olay yerinde saptanmış olan ayak izleri bize olayın öncelikle meydana geliş şekli hakkında bir bilgi verir. Olay yerinde yaşanan hareketliliği anlatır bize. Yine ayak izleri olay yerinde dolaşmış kişilerin fiziksel özellikleri hakkında bir bilgi verir. Eğer ayak izinden iyi bir kalıp alınabilirse şüpheli kişinin ayakkabısıyla karşılaştırmak mümkündür. Yine bir şüpheli kişinin ayakkabısındaki çamur artıklarından rahatlıkla olay yerindeki ayak iziyle karşılaştırma yaparak aynı polenleri içerip içermediğini, aynı toprak yapısına sahip olup olmadığını söylemek mümkündür. Ayrıca saldırganın girdiği camın yanında sicim haline getirilmiş 1 metre boyunda ve değişik yerlerinden düğümlenmiş bir tülbent bulundu. Son olarak parmak izi araması yaptıktan sonra ekip evi terk etti. Ekibin elinde katile ait ilk kez somut delil vardı. Şimdi tek umut Saniye Çiçek'in ifadesiydi. Saniye Çiçek gözünü açtığında Artvin Devlet Hastanesi'ndeydi. İfadesini almak üzere polis başında bekliyordu. Size saldırını anlatabilir misiniz? Yaşlı kadın saldırganı açık açık tanımlıyordu. Adamı iyi görmüştü. Esmerdi, bıyıklıydı. Üzerinde kot pantolon ve yakalı kısa kollu bir tişört vardı. İskarpin ayakkabılar giymişti. Daha da önemlisi, adamı tanımıştı. Beni saçımdan tutup aşağı bastırdı. O anda da ışığı kapattı. Başörtüm boğazıma dolayıp sıkmaya başladı. Yalvardım ama hiç sesini çıkartmadı. Saçını çekmek için başına elimi uzattım. Ama saçını tutamadım. Yüzünü tırmalayıp tırmalamadı mı bilmiyorum. Ama tanıdım onu, Adnan'dı. Adnan Çolak. Artvin, Salkınlı köyü nüfusuna kayıtlı. Orman işletmesinde zaman zaman geçici işçilik yapan, bunun haricinde esas mesleği Artvin ve köylerinde çobanlık olan 28 yaşındaki Adnan Çolak. Saniye Çiçek'in ifadesi Artvin'de deyim yerindeyse yıldırım hızıyla yayıldı. Artvin'de korkunun yerine şaşkınlık almıştı. Adnan Çolak herkesin tanıdığı biriydi. Herkesle birlikte Baltacı'ya lanetler okumuştu. 3 çocuklu zanlının yakınlarına göre bilinen tek kötü alışkanlığı ara sıra arkadaşlarıyla içtiği birkaç kadeh içkiydi. Son kurbanının kapı komşusuydu. Baltacı'nın başına ödül konduğunda herkesle birlikte kahvehanede katile lanetler yağdırmıştı. Baltacı'yı nasıl yakalayıp da ödülü alacağına dair arkadaşlarıyla planlar yapmıştı. Saniye Çiçek'in ifadesi doğrultusunda Çolak'ın evine baskın yapıldı. Kapıyı kendisi açtı. Üzerinde bir tişört ve bir şort vardı. Çolak son derece soğukkanlıydı. Ekip ev aramasına geçtiği sırada tuvalete girmek için izin istedi. Geri döndüğünde üzerindeki şort
değişmişti. Ama bu durum Assubay İsmail Sezer'in dikkatinden kaçmadı. Şortun nerede? Hangisi? Az önce üzerinde olan. Assubay'ın bu dikkati işe yaradı. Gerçekten de çolak şortunu banyodaki kirlilerin arasına saklamıştı. Şort üzerinde ultraviyole incelemesinde sperm olduğu sarılan bir leke bulundu. Katilin saklamayı beceremediği ikinci delil ise evinin banyosunda bulunan kanlı bir atletti. Ancak bu kan lekesi bozulma nedeniyle incelenemedi. 6 Kasım 1995 günü Adnan Çolak'ın yargılanmasına Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Savcı sadece 5 sayfalık iddianamesinde sanığın idamını istiyordu. Heyet başkanı celseyi açtığında Türk adli tarihinin en uzun duruşmalarından birini de başlatmış oldu. Çolak'a yöneltilen ilk soru neden yaşlı insanları öldürdüğü oldu. Sanığın cevabı ise oldukça ürperticiydi. Şunları söylüyordu: bu insanların öldürülmesinde ben kendimce haklıyım. Bu insanlar zaten dünyada boşuna yaşıyorlar. Belki de bizlerin nefeslerini, bizlerin ömürlerini kendileri kullanıyorlar. Ben hem kendimi tatmin ettim hem de dünyayı bu insanlardan kurtardım türünde doğru olmayan veya birbiriyle çelişen sözler ve kendini haklı çıkarmaya çalışan bir takım sözler söylüyordu. Mahkeme salonundaki herkes nefesini tutmuş onu dinliyordu. İşlediği cinayetleri soğukkanlılıkla anlatıyordu. Duruşmanın ilerleyen saatlerinde iki önemli yüzleşme yapıldı. Duruşmayı başından sonuna izleyen ilk kurbanı küçük kızla, son kurbanı Saniye Çiçek. Her ikisi de Adnan Çolak'a teşhis etti. Tanımışlardı. Oydu. Çolak'ın ifadesinden kurbanlarından hiçbiriyle düşmanlığı olmadığı, hepsini rastgele seçtiği anlaşılıyordu. Çobanlık yaptığım günlerde Sönmez ailesinin evini gözetliyordum. Olay gecesi eve geldikten sonra bir müddet gözetledim. Etrafta kimsenin olmadığına kanaat getirdikten sonra evin üzerine ve bacaya taş atmaya başladım. Gayem dışarı çıkmalarını sağlamaktı. Bu sırada çatı boşluğunda bulunan çaputlar gözüme çarptı. Onları ateşe verip evden dışarı çıkmalarını sağladım. Olayları anlatırken bazen birbiriyle uyumlu sözler söylemiyordu. Bazı cinayetleri ben işledim diyordu, bazılarını da hayır ben işlemedim diyordu. Hatta bazı anlattığı cinayetlerde de hakimin soruları karşısında bir anda şaşırabiliyordu. Bazen de dehşete kapılabiliyordu. Bunun yanı sıra da o dehşet dakikalarını anlatırken sanki o anda onları tekrar yaşıyor gibiydi. 12 saat süren duruşma boyunca Çolak olayları detaylarıyla anlattı. Hafızası kuvvetliydi. Bütün olay yerlerini en ince ayrıntısına kadar hatırlıyordu. Yalnız yaşadığını bildiğim Saniye Çiçek'in evine gittiğimde gayem öldürüp sonra da ırzına geçmekti. Kadının evde yalnız olduğuna emin olduktan sonra harekete geçtim. Boğuşma sırasında seni tanıdım diye bağırdı ama sesimi çıkarmadım. Saçlarıma dalmak istedi fakat başaramadı. Atletimdeki kan lekesinin burada bulaştığını sanıyorum. Çünkü kadının ağzından kan geldiğini gördüm. Kan gelince öleceğini düşünmüştüm. Adliyedeki duruşmalarında geçmiş yıllarını anlatıyordu hakimlere. Ve diyordu ki işte annesiyle babasının cinsel birleşmelerini izlediğini, zaten çok fakir bir hayat sürdüklerini ve o fakir hayatın getirdiği koşullar sebebiyle aynı odada yaşadıklarını anlatıyordu. Bizler de belki de bu cinayetlerin altında bu hayatın da yatmış olabileceğini düşünüyorduk. Çolak'ın ilk duruşması gece 22 sularında tamamlandı. Çolak'ın suçlu olduğunu ispatlayan en önemli delillerden biri de
Seyran çiftinin evinden aldığı beyaz telefon makinesiydi. Karısı o telefona ait bildiklerini mahkemede şöyle anlattı. Evimizde telefon hattı yoktur. Eşim beyaz telefon makinesini bundan 6 ay önce, Ramazan ayından önce eve getirdi. Artvin'den satın aldığını söyledi ama neden satın aldığını söylemedi. Çünkü zaten telefon etmemiz mümkün değildi. Çolak yargılama sırasında çocukluğuna ve hayatına dair başka ilginç bilgiler de verdi. Ona göre cinayet işlemesinin en önemli nedeni 11 yaşına kadar anne ve babasıyla aynı yatakta uyumasıydı. Anlattığına göre küçük bir çocukken çobanlık yaptığı sırada amcasının oğlunun tacizine de uğramıştı. Bütün bunların üstüne bir de menenjit hastalığı geçirmişti. Ona göre her şey içki içtiğinde kontrolden çıkıyordu. Cinsel içerikli suçlar eğer bir öldürmeyle sonuçlanmıyorsa görece tabii öldürmeye göre daha ruhsal açıdan hafif bir psikopatolojiyi gösteriyor olabilir. Ama biliyoruz ki seri katiller dahil olmak üzere pek çok cinayet zanlıları aslında son derece antisosyal kişilik bozukluğu dediğimiz toplumsal ve insani ilişkilere tümüyle karşıt bir kişilik profiline sahip insanlar olmaktadırlar. Arkadaşlarla beraber kahvede otururken katile lanet ederdik. Sonra da içimden gülerdim. Düşündüğümde bu kadar geç yakalanmama ben de şaşıyorum. Hele Artvin gibi küçük insanların birbirini bu kadar yakından tanıdığı bir yerde. Çolak ailesi olaylardan sonra Artvin'de barınamadı. Köylüler aileye ait evi aralarında para toplayıp satın aldıktan sonra yıktılar. Sönmez ailesinin küçük kızı başka bir şehirde evlendi. Son kurban Saniye Çiçek olaydan bir yıl sonra vefat etti. Diğer cinayetlerin yaşandığı evler şimdi bomboş. Kimisi bakımsızlıktan, kimisi selden yıkıldı. Artvin'deki yaşlı çiftler hala korku içinde. Şehre gelen her gazeteciye korku dolu gözlerle aynı soruyu soruyorlar. Baltacı hapisten çıkabilir mi? Yargıtay, Adnan Çolak için her cinayete ayrı idam cezası istedi.